Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarına hoş geldiniz. Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programında daha birlikteyiz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşuyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve aynı zamanda karma bir eğitim, özellikle altını çizerek söylüyorum, hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında konuşacağız. Hep çocuklar diyorum. İşte bugün bizim için ve çocuklar için önemli bir konuğum var. Eğitimci yazar, çocuk kitapları yazarı Rüya Gündüzev. Sayın Gündüzev, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Değerli hocam, sizi görmek çok güzel. Sizi gördüğüme mutlu oldum. Çünkü sizi görünce Türkiye'nin, bu ülkenin çocukları adına umutla doluyorum. Ben sizi tanıyorum, kamuoyu da tanıyorum ama şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Kısaca sizi bir tanıyalım mı değerli hocam? Tabii. Ben 23 yıldır öğretmen olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda çocuk kitapları yazıyorum. Aslında çocuk kitapları yazma serüvenim öğretmenliğimden de öncesine dayanıyor. Fakat kitaplarım 11 yıl önce basılmaya başladı, okuyucularla buluşmaya başladı. Baskısı hala devam eden biyografi, fantastik, öykü tarzında 170'in üzerinde çocuk kitabım mevcut. Hocam benim ilgimi de özellikle çekiyor. Benim 6 yaşında bir kızım olduğu için, benim kızım 6 yaşında, geçen haftaya kadar 1500'e yakın kitabı vardı. Ben çok önemsiyorum. Bir evde, hani bir film sahnesinde bir silah varsa mutlaka ateşlenir ya. Bir evde kitap varsa o kitap bir yerden ateşleniyor. O çocuğun hayatına bir yerden giriyor. Onların detaylarını sizden öğreneceğiz. Arkadaşlar arada Rüya Hocam'ın kitaplarını da verelim. Konuşacağız biz gerçi. Hocam siz örneğin dünyanın en bilge solucanı. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Ben bu tip kitaplara baktığımda böyle heyecanla doluyorum. Çünkü kitaplar çocukların dünyalarını zenginleştiriyor. Hocam siz bu kitapları yazarak neyi amaçlıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tabii. Yazdığım her kitapta öncelikle çocukların gelişimlerine katkı sağlamak istiyorum. Hikayelerimde görüşlere saygı duymayı, her türden farklılığı hoş görmeyi, dürüstlüğün yalan söylemekten daha çok kabul gördüğünü, iyi olmayı, kurallara uymayı, en çok da hayallerinden vazgeçmemeyi işlemeye çalışıyorum. Tabii kurallar, dürüstlük, saygı derken, bunları işlerken edebiyatın estetik değerlerinden yoksun, sadece öğüt veren, çocukları belirli bir kalıba sokmaya çalışan kitaplar yazmaktan da kaçınıyorum. Amacım çocukların hayal güçlerine hitap eden, okurken eğlenebilecekleri, eğlenirken gereken dersi hikayenin içinden çıkarabilecekleri eserler yazmak. Çocuklar hikayeleri okurken korkularını, kaygılarını aşmalı, kendilerini kılavuzluk edecek ya da sevinçlerini katlayacak, yaratıcı fikirler verecek maceraların içinde bulmalılar. Yazdığım her kitap çocuklarda merak duygusu, mantık yürütebilme, eleştirel düşünme, sorgulama becerisini geliştirsin istiyorum. Rüya Hocam, tam da biz felsefeciler, ben bir eğitim felsefecisiyim, eleştirel düşünme, mantık yürütebilme, sorgulama, işte merak, bir filozofun olmazsa olmaz özelliği ama bu doğal olarak çocuklarda doğuştan getirilen ama eğitim sistemlerinin maalesef körleştirdiği özelliklerden bir tanesi merak duygusu. Siz bütün bunları vermeye amaçladığınız kitaplardan birisi de az önce ekrana getirdiğimiz, arkadaşlar onu bir daha getirelim, Dünyanın En Bilge Solucanı. Bu kitaptan biraz bahseder misiniz? Tabii. Kahramanımız kitap yanımda. Kahramanımız güneşlenmek için
topraktan kafasını çıkaran Parlo isminde bir solucan. Uzakta diğer solucanlara pek de benzemeyen bir solucan görüyor ve konuşmaya başlıyor onunla. Resimler de çok tatlı. Sayın Aslan Akın'ın resimlemesi, illüstratörümüz. Güneşlenirken korktuğunu, kuşlardan çok korktuğunu ama yine de mutlu olduğunu söylüyor. Her şey gözüne güzel görünüyorsa, her şeye gülüyorsan mutlusun demektir değil mi diye soruyor. Sonra sorulara başlıyor. Hayal kurmak kötü bir şey mi? Arkadaşlık vesaire gibi sorular soruyor. Soruların hiçbirine cevap alamıyor Parlo. Dedesinin bilge solucanlar çok konuşmaz, sadece dinler dediğini hatırlayınca onun bir bilge solucanı olduğuna karar veriyor ve arkadaşlarını çağırıyor. Etrafına toplanıyorlar bilge solucanın. Her biri bir soru sormaya başlıyor. Aklındaki soruları soruyorlar bilge solucana. Aslında toplanan solucanlar tartışıp kendi aralarında cevap buluyorlar, çözüm buluyorlar kendi sorunlarına. Bütün cevaplar kendilerinde saklı, farkında değiller. Tabii cevap verdiğini düşünerek, cevap bulduklarını düşünerek de bilge solucana minnettarlar. Sonunda hikayenin bir çocuk anne ayakkabı bağcığımı buldum diyerek bilge solucanın yanına yaklaşıyor ve diğer solucanların o korku dolu bakışları arasında bilge solucanı alıp ayakkabısına dolamaya başlıyor. O bir ayakkabı bağcığıymış. Hocam bunları bütün bunları yaparken örneğin siz çocuklarla söyleşiyor musunuz? Çocuklara alanda, tabii, sahada ne yapıyorsunuz? Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Pardon. Daha lütfen. Önceki söyleşilerimde çocuklar her zaman benimle ilgili ya da yazma serüvenimle ilgili merak ettiklerini soruyorlardı. Fakat dünyanın en bilge solucanı için gittiğim söyleşilerde, davet edildiğim söyleşilerde çocukların farklı sorular sorduklarını gördüm. Hatta sordukları soruları kendi aralarında tartıştıkları oluyordu. Bunu yıllardır gittiğim söyleşilerden ilk defa yaşadım. Sonradan öğrendim ki dünyanın en bilge solucanı bazı okullarda felsefe atölyelerinde uyaran olarak kullanılmış. Öğrenciler de atölyelerde hikayenin içinden sorguladıkları bölümleri bana soruyorlar. Ben de bunu fırsat bilerek daha faydalı olmak adına, daha doğrusu saygıdeğer Metin Bayrak'ın İstanbul Üniversitesi bünyesinde düzenlediği çocuklarla felsefe kolaylaştırıcı eğitimlerine katılmaya karar verdim. Birkaç ay süren eğitim sonrasında hem öğretmen olarak hem de çocuk kitapları yazarı olarak iyi ki katılmışım dedim. İlk olarak sınıfımda uyguladım. Yine kendi yazdığım Cesaretli'yle ilgili bir kitabı uyaran olarak kullandım. Açıkçası öğrencilerimden böyle bir performans beklemiyordum. İlk başlarda biraz tutuklardı, birbirlerini görerek tabii yavaş yavaş konuşmaya başladılar. Cesaretin her zaman gerekli olmadığı, bazen korkmanın bizi tehlikelerden koruduğu gibi daha bir sürü sonuca ulaştık çocuklarla. Dünyanın en bilge solucanı kitabından ve katıldığım Metin Bayrak'ın eğitimlerinden sonra çocuklarla felsefe atölyeleri kesinlikle ilkokuldan itibaren müfredata alınması gerekir diye düşünmeye başladım. Rüya Hocam, bu aralar Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları, yani müfredat değişikliği yapıyor. Ümit ediyorum bu isteğiniz yerine getirilir. Ben de bir felsefeci, bir eğitim felsefecisi olarak P4C eğitimlerini, yani çocuklarla felsefe eğitimlerini çok önemsiyorum. Peki kısaca bize bir anlatır mısınız bu eğitimin aldığınız şeyin ya da kendi çocuklarınıza uyguladığınız bu çocuklarla felsefe nedir? Şimdi felsefe deyince amaç filozof yetiştirmek değil tabii, eleştirel düşünme, mantık yürütme, yaratıcı düşünme, işbirliğine dayalı düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş çocuklar yetiştirebilmek. Bu etkinlikte çocukların düşünme, sorgulama, başkalarının düşüncelerini anlama, farklı düşünceleri savunanlara saygı duyma, eleştirme becerilerini geliştirmek amaçlanmış.
Çocuklarla felsefe sorularla tartışarak öğrenme yöntemidir diyebiliriz. Ve bana kalırsa çok sağlam, en sağlam öğrenme yöntemidir. Bu etkinliklerle çocuklar düşüncelerini rahatlıkla ifade ediyor, başkalarının düşüncelerini anlıyorlar, farklı bakış açılarını tanıyıp ve o farklı bakış açıları üzerine tartışabiliyorlar. Hocam bu tartışmalar yapılırken, bu atölyeler uygulanırken, şimdi bu arada bir diğer kitabınızı da ekrana yansıttık. 40 Ayağın Koşurları kitabı. Evet. Ben inanılmaz keyif alıyorum. Şu an kendimi kızımın odasında gibi hissediyorum. Çünkü aslında kızımın odası renkli bir dünya. Aslında siz çocuk kitabı yazarları onların dünyalarını renklendiriyorsunuz. Hayal güçlerini arttırıyorsunuz. Peki bu atölyelere gelelim tekrardan. Bu sözünü ettiğiniz etkinlikleri nasıl yapıyorsunuz? Ya da atölyede çocuklara eleştirel düşünme, sorgulama mı öğretiliyor? Ne yapılıyor değerli hocam orada? Tabii bu çocuklarla felsefe atölyeleri az önce de söyledim. Bir şeyi öğretmek, bilgi vermek değil amaç. Yani bu yüzden ders şeklinde değil. Aynı yaş grubundaki çocuklarla bir tür grup tartışması gibi diyebiliriz. Çocuklarla felsefe uygulamaları çocukları felsefenin yaşam ve insan ile ilgili yüzüyle erken yaşta tanıştırıp düşünmelerine aracı olan etkinliktir. Uyaran olarak kullanılacak kavram ya da felsefi içerikli sorun önceden hazırlanır. Kolaylaştırıcı dediğimiz atölyeden sorumlu uzman sorduğu sorularla çocukları düşünmeye, konuşmaya, soruşturmaya teşvik ediyor. Fakat kesinlikle bilgi aktarmaz. Üzerinde konuşulacak Kendisini konu ya da keşfetmesini sağlıyor. Doğru mu anladım evet, hocam? Evet. Tabii kendisini sorgulayarak, tartışarak keşfetmesini, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlıyor. Üzerinde konuşulacak konu ya da kavram ile ilgili bir hikaye, bir resim, olay, film ya da bir canlandırma drama da olabilir, kullanılır. Çocuklar kolaylaştırıcının sorduğu soruya cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye, düşüncelerini ifade etmeye ve birbirlerini dinlemeye yönlendiriliyorlar. Atölyedeki katılımcılar düşüncelerini paylaşırken doğru ya da yanlış kesinlikle aranmaz. Kolaylaştırıcı çocukların verdiği cevapları onayladığını ya da onaylamadığını gösteren söz, mimik gibi herhangi bir tepki de vermemelidir. Çünkü amaç sadece çocukların çekinmeden fikirlerini ifade edebilmeleri, sorgulamaları, tartışmaları. Bu etkinlikten bir örnek vereyim Lütfen, isterseniz. Lütfen, sevinirim. Az önce ekrana gelen 40 Ayağın Koşurları. Daha alalım arkadaşlar 40 Ayağın Koşurları'nı. Kendisi için insanların ayakkabılarına benzer ayakkabılar yapmaya çalışan bir 40 Ayağın hikayesi. Bu kitap öğrenciler tarafından okunduktan sonra kolaylaştırıcı önce hikayeyi kısaca hatırlatır. Sonra da sizce normal ne demek çocuklar? Peki normal olarak kabul edilen bir durum ileride değişebilir mi? Ya da çoğunluk bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsa o doğru mudur gibi sorular sorarak çocukları düşünmeye teşvik ediyor. Fikirlerini çekinmeden paylaşmalarını sağlıyor atölyede kolaylaştırıcı. Peki hocam, şimdi konumuz çocuklar. Arkadaşlar alabiliriz ekrandan. Küçük, ben de özellikle 0-7 yaş aralığının önemine dair bu alanda onlarca yazı yazmış biriyim ve ana çevreden yılın köşe yazarı ödülünü alma nedenlerinden birisi 0-7 yaş aralığını önemsiyor olmam. Çünkü bu dönemin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz bu yaş grubundan hareketle küçük yaştaki çocukların eğitiminde sizce felsefe olmalı mıdır? Tabii ki felsefe olmalıdır. Şimdi bu soruya ben kızlarımı büyütürken yaşadığım iki farklı deneyimi paylaşarak cevap vermek istiyorum. Büyük kızım ile bir akşam evcilik oynuyorduk. Bebekleri konuştururken bana anne belki bizi de birisi böyle oynatıyordur dedi. Bu çok ilginç bir bakış açısı, çok ilginç bir deneyimdi. Hocam bu arada bir dipnot, Descartes'in meditasyonlarında bu var 17. yüzyılda. Yani ünlü filozof Descartes'in meditasyonlarında bu beyin argümanı gibi bir argüman var. Onun detaylarını konuşuyoruz. Evet, lütfen. Evet.
Yine aynı şekilde küçük kızım da onunla da ilginç bir diyalog yaşamıştık. Ben de hanım ellerini çok severim. İlk baharda çiçek açınca övgüler yağdırıyorum, kokluyorum falan. Küçük kızım anne sen öldüğünde hanım eline mi dönüşeceksin diye sormuştu. Daha 4 yaşındaydı. Şimdi çocuklar filozof değil de nedir? Yani birçok düşünür çocukların filozof olduklarını söyler. Çocuklar da filozoflar gibi bilgiye ulaşmak için çaba harcar, merak eder, sorgular, anlam arayışındadır. Yemekte ne var ya da oyuncağım nerede şeklinde günlük soruların dışında anlamaya, tanımaya yönelik bu nedir, iyi ne demek, doğru ne demek gibi sorular sorup hatta buldukları cevapla da yetinmezler. Siz de kendi kızınızdan bilirsiniz, deneyimlerinizden bilirsiniz. Peki neden diye sorgulamaya devam ederler. Çocuklarda var olan anlama isteği, yaratıcı bakış açısı, düşünme, sorgulama, eleştirme becerilerinin güçlendirilmesi gerekir. Güçlendirilmezse zamanla bu beceri zayıflar. Çocukluk döneminde merakı doyurulmayan insanların sorgulama becerileri meraklarıyla doğru orantılı biçimde azalıyor. Bilme isteğini çocukluktan var olan merak ve soruşturma becerisini erken yaşta felsefeyle tanıştırarak güçlendirebiliriz. Hocam merağın altını özellikle çizdiniz. Felsefede ya da bir filozofta olması gereken, belki bir bilim insanında da olması gereken en temel özelliklerden bir tanesi merak. Siz çocuklarda merak duygusunun geliştirmesinden bahsettiniz. Siz bir yazar olarak kitaplarınızda bu konuyu nasıl vurguluyorsunuz merak duygusunu? Yazdım. Tüm hikayelerde olay örgüsü içerisinde önce üzerinde düşünmelerini istediğim konu, kavram ile ilgili sorulara yer veriyorum. Böylece merak ediyorlar, düşünüyorlar, cevabı arıyorlar. Yine üçgen yayıncılıktan çıkan Aklı Beş Karış Reçel'de isimli hikayeden bahsedeceğim. Arkadaşlık doğru ve yanlış üzerine düşünmeye yönlendiriyor. İşte, bunun yanı sıra Cesaret Ne Demek Tekir isimli çok yakında çıkacak bir kitabım var. Çocuklar kahramanlarla birlikte her zaman cesur olmak gerekir mi? Cesaret nedir? Soruları üzerine düşünüyor. Cesaretin herkese göre farklı bir tanımı olabileceğini sonucuna varıyorlar hikayelerde. Peki hocam, yine az önce meraktan bahsettik ya, felsefenin kazandırmayı düşündüğü ya da bir filozof da bir felsefeci de olması gereken özelliklerden bir tanesi de yaratıcı düşünme. Peki sizce yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek için ne yapılabilir? Çocuklara merak etmeleri ve sorular sormaları için fırsat verilmeli öncelikle. Müze ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, sanatsal etkinlikler gibi farklı deneyimler sunulabilir yine çocuklara. Bu deneyimler çocukların bakış açılarını geliştirir. Oyunlar ve hayal gücüne dayalı aktivitelerle yaratıcılığı desteklenebilir çocukların. Sorunları çözerken, onlara yardımcı olurken farklı yollar sunarak sorun çözme becerileri geliştirilebilir. Sanat ve müzik çok önemli. Çocukların ifade yeteneklerini geliştireceğinden sanat ve müzik ile ilgilenmelerini sağlayabiliriz çocuklarımızın. Eğlenceli ve ilgi çekici öğrenme materyalleri kullanarak merak uyandırıp öğrenmeyi de eğlenceli hale getirebiliriz. Çocuklarla kendi deneyimlerimizi, yaratıcı çözümlerimizi paylaşarak yine onlara ilham verebiliriz. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Her çocuk farklı, onların ilgi alanları ve yaklaşımlarına uygun bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Ayrıca yaratıcı düşünme becerileri zamanla gelişir. Bu yüzden sabırlı olmalı, çocukları cesaretlendirmeli ama abartılı olmamak kaydıyla yerinde bir övgüyle desteklemeliyiz. Bu abartı sanırsam bir süre sonra benlik şişmesine yol açıyor. Biz tabii, onu tabii ayarlayamıyoruz. Ya özgüvensiz oluyor ya benlik şişmesine yol açıyor. Evet. 2022 sonuçları açıklandı. Birazdan sizden sonra bir konumla PISA 2022 sonuçlarını konuşacağım.
Burada hep genelde okuma, yazma, fen, matematik falan üzerine durulur ama orada ele alınan önemli noktalardan birisi de bir öğrencinin işbirliğine dayalı çalışıp çalışamadığı. Bu çok önemli bir şey. Bu bağlamda sizce çocuklarda işbirliğine dayalı düşünme becerisi nedir? Hı-hı. Ya da bunu geliştirmek için ne yapılabilir, ne yapılmalıdır? Çocukları öncelikle işbirliği yapmaya teşvik etmek için en etkili olan grup aktiviteleridir. Oyunlar, projeler. Hocam, arkadaşlar bu arada hocamızın o son kitabını veremedik. Arda da son 5 dakika kitapları da tekrardan verelim. Hı-hı. Özür dilerim hocam. Estağfurullah. Grup aktiviteleri düzenlemek etkili yöntem. Böylece grup halde hareket ederek hedefe ulaşmayı da öğrenmiş oluyor çocuklar. Grup aktiviteleri ya da ödevleri yaparken birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları, sorunları nasıl çözeceklerini, diğer insanların duygularını, onların bakış açılarını anlamayı da öğreniyorlar. Çocuklar kendi aralarında görevleri ve rolleri paylaşarak toplumda da herkesin bir görevi olduğunu fark ediyorlar. Grup içinde oluşabilecek çatışmaları, anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Bu tür etkinlikler gelecekteki sosyal yaşamını da desteklemiş oluyor çocukların. Kesinlikle aklımızın bir köşesinde olması gereken bir başka konu. Çocuklar her zaman büyükleri gözlemlerler. Bunu hep söylerim. Bu yüzden kendi davranışlarımıza özen göstermemiz gerekir. Çocuklarımıza oyuncakları, yiyecekleri, zamanı paylaşmanın önemini öğretmek gerekir. Minnettarlık duygusunu geliştirmeleri için teşekkür etmeyi, yardımlaşarak başkalarına nasıl özen göstereceklerini öğretmeliyiz. İyi iletişim kurma, arkadaş edinme ve iyi ilişkiler kurma konusunda sosyal becerileri geliştirebiliriz. Yine bu konuda kitaplar çok önemli bir görev üstleniyor. Kitaplardaki karakterlerin başkaları ile nasıl empati kurduklarını ve empatinin neden önemli olduğunu anlatan kitapları okuyarak bu kavramlar üzerinde düşünmelerini sağlayabiliriz. Çocukların kendilerini sevmelerini ve değerli hissetmelerini de sağlamalıyız. Ve dürüstlük ve saygının başkalarının haklarına önem vermenin bir parçası olduğunu yine anlatabiliriz çocuklarımıza. Rüya Hocam son 2 dakika, şu an bizi yüz binlerce veli izliyor. Ben veliler adına da bir soru sorayım. Çünkü velilerin nihai nokta şöyle bir kaygısı vardır. Çocukların okul başarısı. Çünkü hepimiz çocuklarımızın okulda başarılı olmasını isteriz. Son bu soruyla bitirelim. Felsefe etkinliklerinin çocukların okul başarısına herhangi bir etkisi var mıdır? Nedir? Tabii ki olmaz olur mu? Az önce sorgulamadan, eleştirmeden bahsettim. Etkisi olduğundan bahsettim. Çocuklar zaten gelişen bir teknolojinin içerisindeler. Sanal bir dünya ile çevrelenmiş durumdalar. Dolayısıyla çocukların merak, ilgi, hayret duyguları zayıflamış durumda. Çocuklarımızı bilgi edinme, kavrama, düşünme, kıyaslama, eleştirme, yorumlama gibi daha üst bir seviyeye taşımak bizim sorumluluğumuz. Felsefe etkinlikleri çocuklarda tutarlı düşünme, kendini ifade etme, merak duygusu, işbirliğine dayalı düşünmeyi, yaratıcılığı, tartışmaya katılma becerilerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra çocuk felsefe etkinliği ile farklı bakış açılarını keşfediyor. Keşfettiği farklı görüşleri ileri sürenlere saygılı olmayı, duyduğunu körü körüne kabullenmek yerine sorgulamayı, karşılaştığı her türden içerik üzerine düşünmeyi öğreniyor. Kavramlar üzerinde düşünüp yorumlama becerisini geliştiriyor. Kendilerini ifade etmeleri, düşüncelerini topluluk önünde paylaşmaları için cesaret veriyor aynı zamanda. Doğru, yanlış, iyi, kötü üzerine düşünmeleri için olanak sağlıyor. Kavramlara, duygulara farklı açılardan bakmayı geliştiriyor. Neden sonuç ilişkisi kurabilmeyi, dili etkili kullanabilmeyi geliştiriyor aynı zamanda. Çocuklarla felsefe atölyeleri eğitimin vazgeçilmez bir parçası olmalı bence. Küçük sınıflardan itibaren okullarda atölye çalışmalarına
Umarım yakın zamanda yer verilir. Hocam çok teşekkür ediyorum Sayın Rüya Gündüz'e katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, bugün önemli bir konum vardı. Çocuk kitapları yazarı olduğu için önemliydi. Manşet önemliydi. Çocuklarla felsefe atölyeleri eğitimin vazgeçilemez bir parçası olmalıdır dedik. Konuğum Rüya Gündüzev ile çocuk kitaplarının faydalar üzerine konuşmaya çalıştık. Evet, bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, özellikle altını çizerek söylüyorum, dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programında daha Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.